Boo <laughs> boo Bu dördün Ayrıkotu programından herkese merhabalar. Ben Azal Sipahi. Reci her zamanki gibi bize Faruk Ekici eşlik ediyor. Ayrıkotu'nun bu bölümünde konuğum, kadın hakları ve özgürlükleri için yürüyen Melisa Aydınal. Hoş geldin Melisa, nasılsın? Hoş buldum Azal, İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Ayaklarına sağlık yine. Ta yeni şeyde Taksim <laughs> Meydanı'nda yürüdün. Yeniden. Ee, teşekkürler. Ee, şeyle başlamak istiyorum. Yani sosyal medyada senden hep böyle namı diğer caddede çıplak yürüyen kız vesaire diye bahsediliyor. Genel anlamıyla bu hani medyada lanse ediliş şekline dair de konuşacağız. Onu da ilerleyen dakikalarda bir irdeleyeceğiz. Ama bilmeyen izleyicilerimiz için sormak istiyorum. Melisa Aydınal kimdir? Melisa Aydınal yani ben. 23 yaşındayım ve Marmara Üniversitesi'nde Türkçe işletme okuyorum. Yani hala öğrenciyim aslında. Aynı zamanda modellik yapıyorum. Yaklaşık olarak 6 yıldır. Ve böyle bir hayatım var. Nerede doğduğun, annem baban kimler, hukukçu bir ailenin kızı olduğunu biliyorum evet, doğru. mesela. Aslında en çok merak edilen nerede doğdum? Diyarbakır'da doğdum ve en çok merak edilen kısım da buydu. Diyarbakır'da doğduysa burada ne iş var ya da Diyarbakır'da doğduysa niye protestolarını orada yapmıyor gibi. Evet, Diyarbakır'da doğdum ve 13 yaşıma kadar orada büyüdüm aslında ve Orta Doğu Efendi'si mezunuyum. Ee, Yalova'ya taşındı ailemiş dolayısıyla, hukukçu bir aile evet. Sonrasında ben üniversite için İstanbul'a taşımak durumunda kaldım. Ve şu an 6 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Peki, yürüyüşlerini kadınların istediği gibi giyinebilme özgürlüğü için yapıyorsun. Onu da ilerleyen dakikalarda daha çok detaylandıracağız. Ama yine senin kişisel deneyimlerinden devam edelim istiyorum. Kadınların ve kız çocuklarının istediği gibi giyinemediğini, istediklerini giydiğinde erkeklerden ve oğlan çocuklarından farklı olarak yargılandığını, ayıplandığını ee, sen nasıl deneyimledin? Yani senin deneyimin ne? Bir de senin bu konuya dair hani farkındalığın, gözlemlerin neler oldu? Daha böyle hani çocukluk dönemindeki şeylerden bahsediyorum. Benim deneyimim aslında yani doğduğumdan beri neredeyse böyle giyinen bir kadınım ve ilk deneyimimi de 13 yaşımda yaşadım aslında. Benim ailem çok muhafazakar veya daha mutasip olan bir aile değil daha seküler veya daha farklı görüşlere önem veren insanlar aslında. Böyle bir ailede büyüdüğüm için de hiçbir zaman kendi ailemde neden böyle giyiniyorsun veya bacakları neden açık ya da neden açık giyiniyorsun gibi baskılara, zorbalıklara maruz kalmadım aslında. İlk deneyimim evet 13 yaşımda oldu. Bir lise öğretmenim tarafından okul üniformam yani okul eteğim, mini eteğimin kısa bulunması veya ona göre kısa bulunması diyeyim, kısa bulunması sebebiyle bütün erkeklerin içinde kantin denilen bir bölümde bu kıyafetle, bu etekle utanmam gerektiğini ve rahat olmamam gerektiğini, utanmıyorsam da o zaman bütün erkeklerin içinde eğilmem gerektiğini söyledi. Senin buna cevabın ne olmuştu? Eğilmeyeceğimi söyledim ve kendisini şikayet edeceğime, eğitime şikayet edeceğimi söylemiştim ve sonrasında da bunu gerçekleştirdim zaten. O an bayağı bir karmaşa çıktı aslında, bağırıştık vesaire ve eve gittiğimde kendime çok kötü yani evet o an utanmamıştım ama şey olur ya hani biri bir şey yapmıştır ve yaptığı şey kötü bir şeydir. Ve kendi içinizde onu oturtamazsınız aslında Hı -hı. ve böyle oturtamadığınız için ve o kötü bir şey olduğu için de böyle bir mide bulantısı, bir halsizlik gibi bir şey olur ve eve gittiğimde direkt kendimi yatağa atmıştım. Ailem de bu durumu fark ettiği için ertesi gün aileme bu konuyu anlattıktan sonra annem, babam ve ablam, ablam da avukat zaten. Beraber okula gitmiştik ve müdürün odasında bu konuyu tartışmıştık. Ve o gün milli eğitime şikayet yaptıktan sonra okulun odasında yani müdürün odasında öğretmenin gelmediğini öğrendik. Kendisi çok rahatsız hissettiğini ve benim tarafımdan tacize uğradığını söyleyip okula gelmeyi reddetmişti. <laughs> Peki mesela yani hani aslında aile desteğin bu konularda işte çeşitli çifte çiftte standartlar konusunda arkanda olduğunu bilmek sana nasıl hissettiriyordu küçük bir işte kız çocuğu olarak da? Ya ben kim olursam olayım veya yani, ne giyersem giyeyim her türlü arkamda olduklarını destek olduklarını ve her zaman bir zorlukla karşılaştığımda da nasıl çözeceğimi söyledikleri için daha güçlü hissediyorsunuz ve olduğunuz kişiyi bir başkasının onayıyla veya bir başkasının sevgisiyle seçmek istemiyorsunuz. Tam olarak kim veya siz nasıl olmak istiyorsanız öyle bir oluyorsunuz aslında. Bir de tabii seni böyle a ailene söylerim. İşte ailenin senin başına kakarım gibi bir şeylerle tehdit edemiyor oluyordu aslında. Neto, veya yani veya zorbalık evet. evet. Çünkü bu da hani önemli bir mesele. İnsanlar bir şeyler yaşıyorlar, bir şeyler oluyor ve ailelerine bu gidebilir korkusuyla da ...ekstra ekstra maruz kaldıkları şeyler oluyor. Peki sen farkına varmaya başladın, yargılandın, ayıplanmayı denedin. Ailen tarafından değil ama işte öğretmenlerin tarafından, işte başka hani kişiler tarafından. Senin buna karşı geliştirdiğin tepkiler nasıl oldu? Yıllar içinde değişti mi? O nasıl bir seyir izledi? Ayıplanıyorsun, sen ne yapıyorsun? Aslında hiç değişmedi. Çünkü ilk zorbalığa uğradığımda çok küçük yaşlardaydım. Ve o an zaten utanmamam gerektiğini, utandığımda karşı tarafın daha da çok palazlanıp, daha da kötü şeyler yapabileceğini biliyordum. Bu sebeple biri beni utandırmaya veya zorbalamaya çalıştığı zaman, hayır ben buyum ve doğruyum, yanlış bir şey de yapmıyorum deyip yoluma devam ediyorum. Ya bütün kadınlar da utandırılmaya çalıştıklarında veya utandıklarında eğer yaptıkları şey doğruysa yapmaya devam etsinler. Yani kadın ol için veya kadın vücutlarından utanmalarına gerek yok. Gelelim senin özgürlük yürüyüşlerine. Ne oldu da sen yani zaten gündelik hayatında yaptığın bir şeyi bir eyleme dökmek, bir eylem başlığı altında yapmaya karar verdin? Ben evet kendi hayatımda çok küçük yaşlardan beri böyle giyinen biriyim, bir kadınım ve her zaman böyle giyindim. Ama bunu bir özgürlük protestosuna, eyleme dönüştürmek istedim evet. Bu aslında 2023 Ocak ayında Cadde Bostan Bağdat Caddesi'nde yaptığım özgürlük yürüyüşleri ve özgürlük protestolarıyla başladı. Bu protestoyu orada yapmak istedim evet. Çünkü zenginlerin de bazen farklı tarafları vardır. Çok fazla bir şey dert etmek istemezler ve çok paraları oldukları için de hep kusursuz bir hayatları gözükür. Nitekim de öyle ve buna eyleme dönüştürmek istediğim şey evet ben utanmıyordum ve kendi istediğim gibi özgürce giyiniyordum. Özgür olmaya da devam ediyordum ama benden başka kadınlar ya da benden daha farklı kadınlar istediklerini giyemiyorlardı. Ya da giyerken çekiniyorlardı, utanıyorlardı veya bir sokakta yürürken özgür değil de daha çok korku içinde yürüyorlardı. Ben de eğer bunu bir yürüyüşe ve protestoya dönüştürürsem eğer belki de onların yoluna bir ışık, katmış olurum ya da onların yolunu da ışıkla açmış olurum diye düşündüm ve bunu başlattım evet. Daha öncesinde de Elif Doman için Harness klibinde bu zaten normal sloganıyla aslında Kadıköy sokaklarında yürüyorsun, esnafla etkileşime giriyorsun. Bu videonun getirdiği de bir aslında hem görünürlük var sana hem de yani bu yürüyüşlerinin de belki ilk ilhamları olabileceğini de düşünüyorum bu videonun. Burada yaptığından daha sonra senin eylem yürüyüşlerin nasıl farklıydı birbirini beslemiş oldu mu yani hakikaten bunun ilhamı oldu mu bu? Ya bu zaten normal bir şey yani iç çamaşır kampanyasında aslında biz Elif Domenç ile birlikte bunu oturup konuşmuştuk. Evet bir kadın çıkıp iç çamaşır ile yürüyecekti. Evet ben buyum ben bunu yapabilirim. Ve aynı zamanda bunu konuşurken de evet bu zaten normal bir şey lafı çıktı ağzımdan. Ve bütün kampanyanın ismi bu zaten normal bir şey oldu. Ve bir kadının kendi istediği kıyafetle veya kendi istediği görünüşle gidip kendi sosyal hayatına devam etmesi, kasaptan alışveriş yapması veya marketten alışveriş yapması, hatta gerekirse kahvehaneye bile girebileceğini gösterdik aslında. Çünkü sosyal hayatta tek bir kadın görünüşü yok veya tek bir kadın kıyafeti yok. Dilediğinizi giyebilirsiniz. Yani istediğiniz, içinizden ne geliyorsa, bu ne kadar çok seksi veya farklı olursa olsun hiç fark etmiyor. Peki mesela e, hani çok büyük bir mağdur suçlayıcılık kültürünün içerisinde de yaşıyoruz ya aldığın tepkilerde hiç şey oluyor muydu? Yani hem harness klibi hem e, yürüyüşlerine başladıktan sonra e, işte ama başına gelirse de biz sorumlu değiliz. Hani hak ettin başına gelen şiddeti hak ettiğine dair bir e, geri dönüş bir ayıplama, bir yargılama bunlar da yapıldı mı sana? Genelde ülkedeki insanlar eğer başınıza bir şey geliyorsa üzerinizdeki bir kıyafet ya da giydiğiniz bir etek ya da dış görünüşünüzden dolayı olduğunu düşünüyor. Hayır, eğer siz ım, bir sapıksanız veya birine zarar verebilecek potansiyelde bir insansanız dış görünüşünüzün veya nasıl olduğunuzun hiçbir önemi yok her türlü zarar veriyorlar. Ve evet, eğer mini eteğinizle veya büsteğinizle taciz uğruyorsanız bu yine bir tacizdir. Yani taciz eşittir tacizdir. Ve hiçbir şekilde tacize uğradığınızda acaba minetek giyiyordum, bunu itiraf edersen beni suçlarlar mı ya da çok açık giyiniyordum. Eğer bunu birine söylersen beni suçlar mı diye düşünmeden söylemek gerekiyor. Çünkü siz bugün mini eteğinize dolayı yani taciz uğrayabilirsiniz. Ama yarın öbür gün de başı kapalı bir hanımefendi de gidip aynı kişi tarafından taciz uğrayabilir. Evet bir de şey hani bu klasik sorular vardır ya bu mağdur suçlayıcılığın soruları. Üzerinde ne vardı? O saatte orada ne işi varmış? İşte alkollü müymüş? Yani çünkü tacizci asla tacizci olamaz Tabii. onların zihniyetine göre. Bir de şey aklıma geldi sen bahsederken yani herkesin başına gelebilecek bir şey burada zaten işte hani sorumlu olanın aslında zaten fail olduğuna dair vurguda bir sergi o serginin içerisinde işte hani üzerinde ne vardı? Cinsel şiddet hayatta kalanlarının veya kimi durumlarda kalamayanların kıyafetleri sergileniyordu. Ve kıyafetlere baktığımızda o kadar çeşitli şey görüyoruz ki işte işçi tulumu da görüyoruz. Küçük bir hani kız çocuğunun elbisesini ya de siz görüyoruz. Siz bugün iç çamaşırıyla yürüdüğünüz için de tarzı uğrayabilirsiniz. Yarın öbür gün başı kapalı, başı örtülü bir hanımefendi olduğunuz için de tarzı uğrayabilirsiniz. Peki bu eylemleri Bağdat Caddesi'nde yapmaya karar veriyorsun. Burada birazcık daha yani hani işte oradaki daha işte görece ee, çoğunluğun seküler olduğunu söyleyebileceğimiz bir muhit burada hani o kişileri de belki kendi muhafazakarlıklarıyla yüzleştirmek gibi bir e, motivasyonunda var mıydı? Evet ben Melisa Aydınarp olarak Caddebostan Bağdat Caddesi'nde özgürlük yürüyüşleri ve özgürlük hareketlerini başlattım. Evet ama genelde Cadde Caddebostan Bağdat Caddesi'nde yapmak isteme sebebim genel olarak evet seküler insanlar çok farklı birbirinden çok farklı insanlar var ama zenginlerin hayatlarında genelde sorun olmaz. Onlar her gün köpeklerini gezdirirler, kahve içer ya da köpek gezdirirken alışveriş yaparlar mesela hiçbir zaman toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili bir meseleleri veya dertleri olmaz genelde dışarıdan gözüken durum bu ama orada başlattım ve istedim ki zenginlerin de bir dertleri olsun veya edindikleri bir dert olsun. Çünkü evet ne kadar çok Cadde Bostan, Bağdat Caddesi zengin veya seküler bir kesim olarak gözükse de aslında onların içinde de bir muhafazakar kısım, bir um, elit kısım dediğimiz şey var. Genelde kadınların daha elegan görünmesi gerektiğini mesela nedir? Bir kadın takım elbise giyebilir ya da minetek giyiyorsa o eteğin sınırı vardır. Ya da çizme giyiyorsa o topuğun da bir sınırı vardır gibi kendi kafalarında oluşturdukları belli kurallar var aslında. Ben de o bu zenginlerin muhafazakarlık kesimini birazcık daha genişletmek veya sınırlarını açmak istedim aslında. Peki aslında şuralar şuralarda da yürümek istediğim dediğin başka, isterim dediğin başka yerler var mı? Ee, seni yürümekten şu an için alıkoyanlar ne o muhitlerde diyeyim? Aslında hiç alıkoyan herhangi bir şey yok. <laughs> Sadece Bağdat Caddesi'ne başlattığım için Bağdat Caddesi'ne devam ettiriyorum. Ama bu yarın öbür gün Fatih'te de olabilir, Eminönü'nde de olabilir veya çok daha farklı tarla başında da olabilir ya da Başakşehir'de de olabilir. Bunun konumunu ve yerini tamamen ben belirliyorum aslında. Peki mesela işte bir hafta çıkmadın yürüyüşe diyelim. İşte sonraki çıktığında insanlar sana soruyorlar mı? niye yürümedin falan." Böyle bir şey gelişti <laughs> mi yani? Genelde şöyle oluyor. Ben çıkmadım da benim için endişeleniyorlar. Öyle <laughs> bir kısım var. Aslında Melisa bugün yürüyüşe çıkmadı. Cadde Bostan'da değildi. Acaba başına bir şey mi geldi? Bir şey mi oldu? Denen bir kesim var aslında evet. Ama ben bunu hep devam ettiriyorum. Hep de devam ettireceğim. Ki Bağdat Caddesi'nde de aslında beni gördüklerinde sarılan da var, fotoğraf çektiren de var, beni seven de var, gören de var aynı şekilde. Ama insanlar birbirine birinden çok farklı evet. Ben, ben de seninle alakalı bir haber paylaştığımda sosyal medyada e, gelen bir mesaj şeydi. Aa Melisa bizim gururumuzdur işte <laughs> caddede yaşayan biri e, bunu yazıyordu bir öğretmen. E, peki yani bu güzel tepkilerden bahsettim vatandaşın güzel tepkileri. E, peki kolluk kuvvetlerinin müdahalesi nasıl ve ne zaman başladı? Şöyle ilk e, kronolojik bir şekilde evet. alalım. 16 Eylül'de ben aslında Göztepe İstasyon Caddesi üzerinde bir heykel duruşu, bir performans. Ocak yapıyordum. Ama Ocak ayından beri de yürüyorsun evet, aslında, ya, değil mi? Ya cadde Bostan, Bağdat Caddesi, özgürlük yürüyüşlerim, özgürlük hareketlerim Ocak 2023'te başladı ve hala devam ediyor, devam da edecek. Ama benim tutuklanmamın sebep olan, yani gözaltını yaşadığım zaman dilimi 16 Eylül günü. 16 Eylül'de ben bir heykel performansı, heykel duruşu yapıyordum. Göztepe İstasyon Caddesi'nin orada. Ve bu heykel duruşunu, performansını yaparken aslında insanlara ve kadınlara anlatmak istediğim şey, bir kadının her yerde, her konumda, her caddede durabileceği. Yani ben bu heykel performansında sabit durup, bir heykel gibi durup hiç hareket etmeden saatlerce bekliyorum ve duruyorum. Ya burada anlatmak istediğim şey her kadının her yerde, her konumda, her caddede özgürce durabileceği ve gezebileceği. Bu performans yaparken oradaki vatandaşlarla beraber aslında konuşuyorduk. Onlar benimle sohbet ediyordu. Bu performansı neden yaptığımı soruyorlardı. Kadın haklarını soruyorlardı vesaire. Bu konuşma devam ederken sanırım oradaki bir esnaf ama yanımızda olmayan bir vatandaş polisi aramış. Ama polis geldiğinde de vatandaşlar da ben de şok olduk. Neden geldiğini anlayamadık başta. Sonrasında polis benim yanıma gelip bu kıyafetlerle burada duramayacağımı söyledi. Ben de duracağımı, yasal olan bir şey yaptığımı, yasak olan hiçbir şey yapmadığımı söyledim. Sonrasında polis ve vatandaş arasında bir tartışma çıktı. Vatandaş beni vermek istemedi, yaptığım şeyin yasal olduğunu söyledi. Polis de hayır öyle olmadığını söyledi ve arada bir karşıtlık, bir karmaşa çıktı. Sonrasında ben de polise müstehcenlik teşhircilik yasasının ne olduğunu açıkladım. Ve o gün herhangi bir şekilde işlem yapamadan, kimliğimi dahi alamadan gittiler. O günde bir sorun yoktu yani. Ta ki çarşamba günü sabah Hakan Ural kendi magazin programında benim hakkımda açıklamalar yapana kadar. Ne ee Akşamında gözaltındaydım zaten. Yani. Tam olarak şu, Melisa Aydın'a bu şekilde seksi veya feminen giyinemez. Eğer beni dışarıda görürse Hakan Ural yolunu değiştirirmiş. Hı hı. Bu minimalde açıklamalar. Akşamında da hemen yaklaşık olarak 5-6 saat sonra gözaltına alındım. E, evinde miydin o zaman? Neredeydin? Hayır, polis bey beni direkt arayıp ifade vermem gerektiğini hı hı. söyledi. Ben de sonrasında karakola gittim. Ve karakola gittiğimde bir şekilde gözaltına alınacağımı öğrendim. Yani hı hı. beni misafir etmek istediklerini öğrendim. Sana neler soruldu, neler söylendi? Yani karakola gittikten sonra neler yaşadın İlk gidişinde yani aslında? Ya, polise gittiğimi direkt yaptığım şeyin bir suçu olmadığını ve burada durmamın anlamsız olduğunu söyledim. Polis bey de bana evet yaptığınız şey bir suç değil ama sosyal medyaya düştüğü için yapacak bir şeyin olmadığını beni gözaltına aldıklarını söylediler. Ve bunu da anlamsız buluyorum açıkçası. Çünkü bir suç işlemiyorsanız işlemiyorsunuzdur. Ve hiç kimse sosyal medyada çıkan yorumlara veya haberlere göre göz altına alınamaz <laughs> aslında. <gülüyor> Ee, peki bu e, süreç nasıl devam etti? Çünkü işte ev hapsi alıyorsun, bir şeyler oluyor yani bir bir yıldırma döngüsünün içerisine sokulmaya çalışılıyorsun. E, sen yılmasan da ve devam etsen de. Oralarda neler oldu? Yani işte o gece kaldın orada, ertesi gün çıktın, şu anda hala imza vermeye gittiğini biliyorum ama yani o Eylül... Çarşambasından beri yaşadıklarını soruyorum aslında. Gözaltına alındıktan iki gün sonra tekrar gözaltına alındım ve beni sadece protestolarımda gözaltına almıyorlar. Beni nerede görseler gözaltına almak istiyorlar. Ve Taksim'de İstiklal Caddesi'ne yürürken İngilizce kursuma gidiyordum. Ve o an bir sivil polis yanıma yaklaşıp beni gözaltına alması gerektiğini söyledi. Ben yine ne olduğunu anlamadım. Ve bunu anladığımda direkt kadın hakları özgürlüklerdir, kadın kıyafetleri özgürlüklerdir diye bağırmaya, slogan atmaya başladım. Sonrasında simitçi beni vermek istemedi. Oradaki biri işte onunla bir tartışma yaşandı. Yine polis ve vatandaş arasında bir tartışma yaşandı. Sonrasında polis beni zorla arabaya bindirdi ve götürdü. Ve Taksim Nezarethanesi'nde yine bir gün kalmak zorunda kaldım. Sonrasında savcı beni ev hapsi istemiyle mahkemeye sevk etti ve ev hapsi aldım. Ev hapsinin en kötü şey şu ve e, bacağınıza kelepçe takıyorlar ve ne zaman çıkacağını asla bilmiyorsunuz. Yani bu bir haftada sürebilir, iki haftada sürebilir, bir ayda sürebilir. Bunun asla belli bir süresi yok, olmayacak da. Ve bu biraz tedirgin ediyor ve eğitim öğretim hayatınıza, kendi hayatınıza devam edemiyorsunuz peki kaç kere gözaltına alındın şimdi dek? 6. tam olarak 6 kere gözaltına alındım ve bir kadının kıyafet ve giyim seçiminden dolayı bacağını bir kelepçe takılıp eve hapsedilmesi korkunç bir şey. Yurt dışı çıkış yasağı da veriliyor mu? Hepsini değil ama şu an yurt dışı çıkış yasağım var son memelere özgürlük ondan sonra. peki bu imza atma süreci senin günlük hayatını nasıl etkiliyor? Yani imzaya gidiyorsun haftanın iki günü bildiğim kadarıyla. Bu senin gündelik yaşamını nasıl etkiliyor, okula gitmeye çalışıyorsun bir yandan. Ev hapsi de, için de aynı şey geçerli aslında. İkisi için de sormuş olayım. İmza atmak aslında benim için artık bir gündelik bir rutine dönüştü ama hoşuma da gitmeye başladı, sevmeye başladım. Çünkü imza atmaya gittiğimde de kendi düşüncelerimle ve kendi kıyafetlerimle gitmeye devam ediyorum. Yani imzaya gittiğimde herhangi bir şekilde kıyafetimde veya giysilerimde bir değişiklik olmadı. Ve haftada iki gün imza atmaya gidiyorum. Ve her attığımda şey diyorum. Hani burada imza yasayı da yurt dışı insanlar hırsızlık, taciz, tecavüz gibi suçlardan dolayı gidip oraya imza atıyorlar. Ama benim atma sebebim tamamen bir kadının kendi kıyafet ve giysi seçiminden dolayı. Yani <laughs> tamamen bir saçmalık. Ev hapse cezası aldığında Instagram'dan yayınlar yapmaya başladın. Yayınlarını birazcık anlatır mısın? Oradaki motivasyonun neydi? Hani siz misiniz beni sokaklardan <laughs> silmeye çalışan alın size body paint gibi bir şey yani, oldu sanırım. Kadın kıyafetleri ve giysilerinden dolayı seçimimden dolayı gözaltına alındım ve şey diye düşündüm madem beni sosyal hayattan veya sosyal yaşamdan silmeye görünmez kılmaya çalışıyorsunuz o zaman ben de kendi sosyal medya hesabımdan sizi rahatsız etmeye ya da bazı kadınları da teşvik etmeye devam ederim. Ve aynı şekilde bacağımda bir kelepçe varken yani ev hapsindeyken body painting yapmaya ya da kendi kıyafetlerime giymeye devam edeceğime hatta hangi kıyafet seçimlerinden dolayı gözaltına alındığımı anlatmaya başladım. Ve bu yayın yaklaşık olarak iki hafta kadar sürdü. Bazen bacağımdaki kelepçeyi gösterip yayın yaptığım bile oldu. Ve evet bunu yapmaya devam ettim. Çünkü bir kadının düşüncesi neyse hükümet baskısından dolayı değişmek zorunda değil peki bu yayınlarında e, yorumlar geliyor muydu? Etkileşim nasıldı? İnsanların tepkileri nasıldı? Senin aldığın cezalara, bu hani yıldırma çabasına yönelik? Ya, ev hapsindeyken beni ziyaret eden gazeteciler bile oldu. Hatta bazı siyasi parti il başkanlarından gelen mesajlar da oldu geçmiş olsun diye. Onların hepsine teşekkür ediyorum tabii ki. Çok da yardımcı olmaya çalıştılar. Bir magazin programı sunucusuyla gelip ben ev hapsindeyken evin içerisinde bir yayın yaptık kelepçeyle birlikte. Böyle şeyler yaşandı ve daha çok hoşuma giden şey şu. Evet protestom daha çok duyuldu, daha çok birlendirildi ve gazetecilerle röportaj yapma şansı buldum. Bu benim için önemli bir şey. Çünkü bütün gazetelerde bu konu ya çok silinik ya da Melisa Aydın Alp ünlü manken yine ip bikinisiyle nerede yürüdü şeklinde anlatılıyordu. Bunun biraz daha derine ne inilmesi ya da açıklanması benim açımdan daha iyi oldu. Hı hı. Peki, Instagram hesabın ne gerekçeyle kapatıldı bu yayınlardan sonra? Çünkü onun da başına gelenler evet, geldi e, diye Evet, tamamen diyorum. erişim engeli geldi gibi bir şey oldu. Yani, Instagram'dan herhangi bir uyarı almadım ya da cinsellikle ilgili herhangi bir sorun olmadı. Direkt sanki erişim engeli yedi ve kapatıldı gibi bir şey oldu. Yani, karşı tarafın istediği şey ya da söylemek istediği şey tam olarak şu sanırım. Ha, Melisa Aydın Erp'i sosyal hayattan sildik. Sosyal yaşamda da görünmüyor. O zaman Instagram'dan da sesimi susturursak bu konu tamamen kapanır gibi bir şey oldu. Ama ben bağırmaya çağırmaya devam ettim. Sen bağırmaya çağırmaya devam ediyorsun. Peki hiç böyle hani aileden ailenden bak artık Melisa dikkat et bu iş ciddiye binmeye başladı falan filan gibi şeyler <laughs> olmaya başladı mı? Babam devam etmemi istiyor evet hı hı. ama annemin sanırım bu da çocuğunun olması ya da yavruluk içgüdüsünden mi bilmiyorum biraz korkuları olmaya başladı. Melisa ya okulu bitiremezsen ya da sürekli gözaltına alınıyorsun ya yarın öbür gün biri çıkıp da seni öldürürse gibi cümleler oldu. Ama ben korkunun sonunun olduğunu düşünmüyorum. Korkmuyorum. Cesaretli bir şekilde de devam edeceğim öldürülmek de maalesef ki çoğu kadının başına gelen bir şey. Bunun da sorumluluğunu açıkçası ben almıyorum. Bunu yapmaya devam edeceğim yani. Senin insanlara ulaştığım sosyal medya kanallarına da müdahale olurken müdahaleler olurken bir yandan da aslında medyada, sosyal medyada bir lanse ediliş şeklim var. Girişte de söylediğimiz gibi işte aynen, caddede aynen. yürüyen çıplak kız. bu portreye dair yani senin dışında, senin söyleminden uzak Geliştirilen bu portreye dair sen ne düşünüyorsun? Neleri açıklığa kavuşturmak, hangi noktaların doğrusunu açıklamak istersin? Şöyle diyorlar ama bu böyle değil vesaire. Ben de sana birkaç bir şey soracağım. Yani şöyle, Cadde Bostan Bağdat Caddesi'nde yaptığım özgürlük yürüyüşleri ve özgürlük hareketlerinde genelde üstte üzerimde bir bikini üstü ve bir mini şort oluyordu. Yani hiçbir zaman çıplak ya da tamamen çıplak dışarı çıkmadım bu tamamen söz konusu değil aslında. Ama maalesef magazin basına ya da diğer programlar Caddede yürüyen çıplak kız, Melisa'ydı ne yap, Caddede yürüyen çıplak kız gibi başlıklar atarak sanırım daha çok ilgi çektiği ve ilgi çekici olduğu için böyle başlıklar attı. Ama genelde bikini üstümle ve mini şortumla yürüyordum. Peki mesela moda okuduğun söyleniyor. Bu doğru mu? Hayır. Moda okuduğum söyleniyor, iletişim bölümünde olduğum söyleniyor ama hayır bunların hiçbiri doğru değil tabii ki. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okuyorum aslında. Güzellik yarışmasında birinci oldun mu? A Best Model of Turkey 2019'da finalist yarışmacısıydım. Ee, peki bir de şey deniyor işte Melisa Aydın Alp'in işte eylem yapmak gibi bir şey yok, ünlü olmak için bunları yapıyor deniyor bu cadde Bostan Bağdat Caddesi özgürlük yürüyüşleri ve özgürlük hareketlerinden önce de tanınıyordum. Sadece bu özgürlük hareketlerimi protestolarım gözaltı sebebiyle daha çok duyurulmuş ve daha çok ile yayılmış oldu. Ee, peki Melisa Aydın Alp e Akıl hastası mı? Bir de böyle bir şey deniyor. Evet, i̇şte deli olmalısın. Aynen öyle. Çünkü Türkiye'de eğer bir eylem yapıyorsanız ya da protesto yapıyorsanız bir şekilde ya deli olmalısınızdır ya da aklınızı kaçırmış olmalısınızdır. Genelde bu bir cesaret örneğidir. Yani siz eylem yaparken ya da protesto yaparken hakkınızı arıyorsunuzdur ve ses çıkarıyorsunuzdur. Yani eylem ve protesto yapmak aslında bir cesaret örneği. Bir akıl hastası olmanın ya da deli olmanın bir sebebi değil. Peki mesela işte seni müstehcenlik ve teşhircilik gerekçesiyle, hayasız hareketler gerekçesiyle gözaltına alıyorlar. Ee, sen de hani bu konuda neyin ne olduğunun farkında olan ve haklarını savunabilen bir insansın. Bu karşılaşmalar nasıl yaşanıyor? Orada bir şoke olma durumu söz konusu mu? Genelde beni ya yürüyüşlerimde ya da protestolarımda basıyorlar ve polis geldiğinde suçumun ne olduğunu soruyorum. O da bana hayasızca hareketler diyor. Ben de evet hayasızca hareket ne mesela diyorum. Hı -hı orada bir şeyin olması bir sebebin olması gerekiyor çünkü bilmiyorum kıyafetinizden dolayı hayasızca hareketler diyor mesela. Ben de şunu söylüyorum. Bir kadının kendi seçtiği kıyafet ve giysi nasıl hayasızca veya ahlaksızca olabilir? Tamamen kendi seçimi. Dekortesi de aynı şekilde. Ama her bir şekilde bu müstehcenlik teşhircilik suçuyla veya hayasızca hareketlerle beni suçlamaya çalışıyorlar ve genelde gözaltına almaya geldiklerinde ya da protestoya geldiklerinde aramızda bir tartışma yaşanıyor ve bir sürtüşme yaşanıyor ve bir şekilde kavgalı bitiyor yani olay. Bir de sana kitap okuman söylenmişti galiba değil mi? O neydi? Ahlak ve toplumsal değerlerle ilgili kitap okuma cezası. Sanırım hakim benim kıyafetim çok dekolteli ve açık olduğu için ahlaksız bir kadın olduğumu ve bu sebeple ahlak ve toplumsal değerlerle ilgili kitap okumam gerektiğini söyledi. Anladım. Senden hani herhangi bir akubunu özetle vesaire falan filan gibi bir beklenti olmadı yani Yok, en azından. İstendi ama ben bunları yapmama gerek kalmadan kendiliğinden kaldırıldı. Anladım. Peki yani bu kadar işte yıldırmaya, yıldırma çabasına maruz kalıyorsun. Ee, aynı zamanda mesela senin bu gözaltına alınma süreçlerin başladığında o süreçte yine hani seninkiler Eylül'de başladı ve devam etti. Ondan sonra işte Kasım ayında, Aralık ayında sosyal medyada yayın yapan, içerik üreten bazı kadınların başına da yine aynı şekilde gözaltılar gelmeye başlandı. Bu yıldırma çalışmasıyla nasıl mücadele edilebilir e şöyle 16 Eylül'de ilk benim gözaltına alınmamla müstehcenlik, teşhircilik suçuyla birlikte. Gözaltına alınmamla 1 iki ay sonra 15-16 kadın daha gözaltına alınmaya başladı. Ve benim aslında bu cadde Bostan Bağdat Caddesi'nde yaptığım özgürlük yürüyüşleri ve özgürlük hareketleri bütün kadınlar, yani tüm kadınlar için. Yani o protestoları yaparken de aslında müstehcenlik ve teşhircilik suçuyla gözaltına alınan her kadın için yapıyorum. Biri sırf göğüs dekoltesini açtı diye veya gösterdi diye veya dışarıda bikin üstüyle giyiyor diye bu bir suç değil. Aslında gözaltına alınmamaları gerekiyor. Ama maalesef karşı taraf bunu bir sopa gibi, ceza gibi göstermeye devam ediyor. Yani gözaltına alıyor ve diyor ki korkun ve giymeyin. Peki böyle hani özetlemek gerekirse benim taleplerim şunlar, şunlar, şunlar. Eylemim de bunlar olduğunda sonucuna ulaşmış olacaktır, amacına ulaşmış olacaktır dersek nasıl tamamlarsın bunu? Yani nasıl anlatırsın bu Doğru özgürlük mı? yürüyüşlerimi, ve özgürlük hareketlerimi tüm kadınların özgürlüğü ve kendi alanlarında güvende olması için yapıyorum aslında. Ve bütün kadınların yani ülkedeki tüm kadınların her caddede, her sokakta üzerinde ne giydiğinin önemi olmaksızın güvende olduğunu bilirsem veya güvende olduklarını hissedersem eğer ve aynı zamanda bu gördüğümüz Türk yargısındaki davalarda kadınlar kıyafetleriyle ve giyimleriyle teşhircilikle suçlanmazsa eğer evet bu iş bitmiş olur. Ama maalesef ki şu anki Türkiye'nin konjektüründe çok da bu böyle gözükmüyor peki mesela işte yürüyüşlerinde başkalarını da seninle beraber yürümeye daha davet ettin mi? Yoksa bu senin hani hep tek başına yapmayı planladığın ve öyle devam ettirdiğin bir şey mi? Ya bu benim Melis Aydın olarak Cadde Bostan Bağdat Caddesi'nde yaptığım özgürlük yürüyüşleri ve özgürlük hareketleri. Bunu ben tek başıma yapıyorum. Ama bazen benimle yürümek isteyen insanlar da oldu ya da katılmak isteyen insanlar da oldu, kadınlar da oldu. Bunu inkar edemem. Ama belki bu ilerledikçe, ben bunu tek başıma yaptıkça bu daha toplu bir harekete, toplu bir kitleye dönüşür diye düşünüyorum. Bunlar hani seninle yürümek isteyen kadınlar olduğunda, bunlar yaşandığında sen onlara zaten kapalı kapı yapmamışsın herhalde değil mi? Asla, asla. Okay. Peki başka aktivistlerden, kadın derneklerinden, feminist örgütlerden destek görüyor musun? Ben ev hapsine alındığımda aslında çok fazla yazan da bana mesaj atan gazeteci oldu. Bu durumu ya da olayı kendi gazetelerine yansıtmak için. Onlarla röportaj da yaptım. Ama kadın derneklerinin bazılarını bu konuda biraz eksik buluyorum. Çünkü ben bu özgürlük yürüyüşümden dolayı tutuklandığımda gözaltındayken kimsenin çıkıp da Aa, Melisa'yı nasıl göğüs dekoltesinden dolayı tutuklarsınız ya da bir kadını kendi giyim seçiminden dolayı nasıl gözaltına alırsınız diye bir açıklamaları olmadı. Biraz kadın derneklerine daha çok her kadına hitap etmesini isterdim. Yani onların daha çok sanki savunduğu belli başlı kadınlar var. Sadece belli başlı kadınları savunuyorlar. Daha diğer azınlıkta olan kadınları veya başına böyle şeyler gelen kadınları savunmuyorlar gibi düşünüyorum. Ve onların bu özellikten çıkıp daha genele yayın, yayılmasını isterdim. Yani sen daha ayrıcalıklı olduğun için mi? Belki de şey olmuyor yani sana destek dayı verilmiyor gibi Ve düşünüyorum. Şunu düşünüyorum daha doğrusu bence bu şekilde hareket ediyorlar. Hmm, Melisa gibi giyinen kadın az o zaman bunu yansıtmak da veya kendi sayfamızda paylaşmak da çok da fazla gerekli değil ya da çok da iyi olmaz gibi düşünüyorlar. Ama bence kadın derneklerinin her türlü düşünceye ve fikre önem vermesi gerekiyor. Sadece belli başlı kadınlara değil. Hı hı. Peki mesela sana hani e, sana yürüyüşlerine yönelik müdahaleler yapıldığında bir de şeyleri falan da gördüm aslında. İşte birileri bununla alakalı bunu görünür kılarken şey diyor işte hani bugün işte Melisa'nın yürüyüşüne yarın bizim işte dekoltemize vesaire. Yani böyle Kişisel bir yerden anlamaya çalışmak sana okey geliyor mu iyi bir taktik mi bunu böyle anlatmaya çalışmak ne dersin yani başka tarafların da bunu içselleştirmesini sağlamaya çalışmak. Öyle ama ben özgürlük yürüyüşlerimi daha genele yayıyorum. Yani şunu demiyorum insanlara benim gibi giyinin ve bu yürüyüşe katılın demiyorum. Benim savunduğum düşünce bir kadının kıyafeti ve giyimi ne olursa olsun hiçbir yerde gözaltına alınmaması ve her yerde güvende olması aslında. Ve bir şeyin belki de evet başımıza gelme olasılığı bizi korkutuyor olabilir. Daha çok savunma, savunmaya etiyor olabilir. Ama mesela ben bir aktivistim ve yeri gelir Trans kadınları da savunabilirim ya da yeri gelir kadınları da savunabilirim ya da başörtülü bir hanımefendiyi de savunabilirim. Aslında birini savunmak için onun yerinde olmaya ya da onun gibi görünmeye gerek yok. Bir aktivistseniz herkesi savunmalısınız. Hı hı. Müttefik olmak için de aynı şekilde. Aynen. İlla o insanın papuçlarına girmeye gerek yok. Doğru. Peki bundan sonra aktivizmine nasıl devam etmeyi planlıyorsun? Neler yapacaksın? Nerelere bakarak olalım? Instagram açacak mısın? <laughs> İnsanlar <sen> nasıl ulaşacak? <laughs> <laughs> yani Instagram'ı bu hafta açacağım evet. <laughs> Artık açmam gerekiyor. Ve Cadde Bostan Bağdat Caddesi özgürlük yürüyüşlerime ve özgürlük hareketlerime de devam edeceğim. Hep devam edeceğim. Ama bunu biraz daha yaymak istiyorum. Belki bunu Eminönü'nde de yapabilirim. Ya da Fatih'te de yapabilirim. Ya da Başakşehir'de de yapabilirim. Ya da Karaköy'de de yapabilirim. Bunu biraz daha genele yayıp daha çok insanın duymasını sağlayacağım. Çok çok teşekkür ediyorum Melisa. Senin Çağ eklemek, mi? sormak, söylemek istediğim bir şeyler vardır. Kadınlara kıyafeti ve görünüşü ne olursa olsun her yerde güvende olmaları gerektiğine ve hiçbir şekilde utanmamalarını söylemek istiyorum. Ne olursa olsun. O zaman utandıranlar utansın diyorum <laughs> ben de. Doğru. Ve çok çok teşekkür ediyorum Çağ sana. ederim. O zaman bir sonraki bölümümüzde buluşmak üzere.